Evet Dilara Özer, bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haber nöbetimiz devam ediyor. Aslında sen de bahsettin, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de açtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. İşte kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri de gerçekleştirilmiş oldu bu sayede ve 1924'te de bayram olarak kabul edildi. 1929 senesinde de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Gelecek aslında çocuklarındı. Bugün de çocukların oldu, bunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'in çağrısıyla demiştik. 1920'de açıldı meclis. Kurtuluş Savaşı'nı yönetti Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem de yeni kurulacak bağımsız devletinde temelleri atılmış oldu. Bu sayede hayati önemde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine bu kapsamda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek de yola çıkıldı. Bu bayramda çocuklarında diyelim. Evet, ekip arkadaşım Aykut Yılmaz'la birlikte bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Yanımızda da çok değerli bir konuğum var, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Açın. Efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Aslında çok önemli bir gün, kurtuluş mücadelesinde en önemli safhalarından biriydi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. İlk olarak hem çocukların bu özel ve güzel günü kutlu olsun diyelim. Neler söylersiniz efendim? Evet, elbette söylenecek çok söz var. Ancak derler ya, hani kelimeler kifayetsiz. Gerçekten de yani binlerce yıldır çok büyük devletler kurmuş, medeniyetler kurmuş, bütün insanlığı kucaklayan yönetimler kurmuş Türk milletinin o binlerce yıllık tarihimizde maalesef son 200 yılda yaşadığımız çok çeşitli felaketler, vatan kayıpları da bir hakikattir. Son 200 yıldan bu yana, bilhassa 1912 Balkan Harbi'nin kaybı ve Balkanların vatan kaybı, ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı takım felaketler ve Mondros Mütarekesi ile İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya gibi bir takım emperyalist devletlerin ülkemizin, vatanımızın tamamını işgale yeltenmeleri ve önemli bir kısmını da işgal etmeleri artık bir yok oluşun eşiğine geldiğimiz noktada yine Türk milletinin çok kıymetli vatan evlatları bu felaketli gidişe, bu beka kaybına dur diyerek toparlanmaya ve bir meclis etrafında milli iradeyi toparladıktan sonra devleti tekrar kurma ve savaşı yöneterek Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirme amacına yönelik olarak 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da bu meclis açıldı. Çünkü ondan evvel yine Mart ayında İstanbul'un İngilizler tarafından işgali ve akabinde Osmanlı Meclisi mebusanı basması nedeniyle bu faaliyeti İstanbul'da yürütme imkanı yoktu ve Ankara tercih edildi. Ve ondan sonra devlet teşkilatlandı, ordu kuruldu, ondan sonra mücadele başarıyla neticelendi ve Amasya Tamimi, vatanın tehlikede olduğu, bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğu ve vatanın geleceğini yine milletin azim ve kararıyla kurtarılacağı beyannamesi, ondan sonra akabinde Erzurum Sivas Kongresi yapıldı ve bu arada da mesela Alaşehir'de, Balıkesir'de, Nazilli'de de takım mahalli kongreler de yapıldı. Burada da Kuvayi Milliye teşkilatlanmaları, hatta düzenli ordu kurma faaliyetleri de yürütüldü. Ve akabinde de 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'le taşlandırıldı. O bakımdan anlamı çok büyük ve böylesine büyük bir gün aynı zamanda çocuklarımıza da bayram olarak armağan edilmesinin de özel bir anlamı var. Adeta baharın müjdecisi kiraz çiçeklerinin açtığı gibi milletin istikbalini temin edecek genç nesillerin geleceklerinin
termini bakımından da ayrı bir anlam taşıyor. Dediğim gibi yani 23 Nisan'la ilgili söylenecek çok söz var. Ancak kısaca böyle özetlemiş olalım. Şunu da söyleyelim. Çocuklara bayram eden, tüm dünya çocuklarıyla paylaşan aslında tek ülke Türkiye. İlk ve tek. Evet. Evet, doğru, çok doğru. O günden bugüne 102 yıllık bir zaman dilimi geçti. Tabii hem Cumhuriyet hem de çok partili demokratik siyasi hayat bakımından da Türkiye çok engin tecrübeler kazandı. Bugün itibariyle baktığımızda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'deki kuruluş ruhuna ve felsefesine uygun ve paralel olarak faaliyetlerini devam ettirmekten dolayı da millet olarak ne kadar övünsek ve mutlu olsak azdır. Çünkü maalesef bilhassa son 60 yılda siyasi yönetimlerde demokrasi hayatımız zaman zaman kesintiye uğradı. Çeşitli vesayet müdahaleleri, hükümet krizleri, darbeler, darbe girişimleri filan Türkiye'yi ciddi bir zaman kaybına da yol açmıştı. Ancak 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumuyla yeni bir yönetim sistemi geldi. Bu tecrübelerden elde edilen bir sonuçtur bu. Adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale getirildiği, ondan sonra vesayet odaklarının kaldırıldığı bir meclisle yönetiliyoruz. Meclisimizin bugün itibariyle'ki en önemli özelliği, yani geçmiş dönemlerle mukayese edecek olursak, şimdi bir kere yüksek temsiliyete sahip, yani bir meclisin dünyanın neresinde olursa olsun bu meclisin demokratik, güçlü, fonksiyonel, çoğulcu ve uzlaşmacı bir yapıda olup olmadığına bakarız. Kriterler bunlardır. Bunlara baktığımızda zaten seçimlere katılma oranı dünya ortalamasının üzerindedir Türkiye'de. Bu da Türk insanının demokrasiyi benimsediğini, seçimlerinin öneminin farkında olduğunu gösterir. 2018 seçimlerine katılım nispeti %86.2'dir. Yani Avrupa'dan çok yüksektir. Avrupa daha 50'lerde geziyor bu anlamda. Fakat son seçim ve yeni sistemle itibariyle fark da şu oldu. Hem yüksek seçimlere katılım fazla, hem de bu seçim sonrası meclisteki temsiliyet nispeti de arttı. Yani vatandaşın verdiği oylar boşa gitmedi. Şu an itibariyle temsiliyet nispeti meclisimizde %99. Bu olağanüstü gurur duyacağımız bir neticedir. Ve 14 siyasi parti, 5 parti grubu, 7 bağımsız milletvekiline sahibiz. Demek ki neymiş? Bazılarının iddia ettiği gibi efendim meclis etkisini yitirdi, yok fonksiyonu bilmem ne oldu. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyenlere en son somut, gayet matematiksel ve reel bilgiler bunlardır. Yani tekrar etmekte fayda var. Yüksek temsiliyet, çoğulculuk ve uzlaşmacılık var. Uzlaşmacılığın örneğini daha dün akşama çıkardığımız spor kulüpleri yasasında gördük. Bütün parti gruplarının da imzası ve kabul oyuyla çıktı. Uzlaşma olması çıkar mıydı? Geçtiğimiz yıl mesela bir askerlik kanunu ve pek çok kanunlarda teklif daha gelirken ki aşamada bu uzlaşma faaliyetleri devam ediyor. Ondan sonra komisyon safhalarında, genel kurul görüşmelerinde muhtelif bir uzlaşma içerisinde bir sonuç elde edilmeye çalışılıyor. Bir kanun çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle bu meclisimizin bu tablosu da fevkalade önemli ve Türk milletinin demokrasiye sevgisi ve bağlılığını da gösteren bir durum. Ve inşallah nice yüzyıllara doğru Türk milleti 21. asırda da Türk asrı yapmak suretiyle yolumuzda birlik beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Bir de tabii yani uzlaşma vesaire bir takım siyasetin doğasında olan
demokratik rekabet ve demokratik rekabeti aşan, o yarışı aşan siyasi çekişmelerde de ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla kısır çekişmeler, kısır polemiklerin hiç kimseye de bir faydası yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin temel milli meselelerinde ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı bütün siyasi partilerin bir arada hareket etmesinin ülkemizi çok daha güçlü, daha mutlu, daha refah içerisinde ve büyük milli hedeflere daha kısa zamanda ulaştıracağını düşünüyoruz. İnşallah böyle de olacak ve 21. asırda Türk asrı olacaktır. Efendim, aslında siyaset dediniz, biraz evet, daha açalım. Biraz da yasamaya ilişkin sorularımız olacak efendim. Meclisin gündemi de oldukça yoğun. Dün siz de bahsettiniz. Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öncelikle bu kanun teklifini nasıl değerlendirirsiniz? Önemli bir sorun söz konusuydu Türk sporunda. Buraya ilişkin de önemli adımlar atıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, gerçekten çok önemli. Şimdi yüzlerce, hatta binlerce spor kulüpleri var. Gerek profesyonel anlamda, gerekse daha çok amatör futbol kulüpleri. Ve uzun yıllardır da böyle bir çeki düzen verilmiş, ondan sonra kurumsal bir şekilde işleyen bir sistem kurulamamıştı. Ancak bu spor yasası ve spor kulüpleri keyfi yönetimlerine son veren, ondan sonra gerçekten ülkemizin gençlerine, insanlarına, spor severlere ve millete hizmet edecek bir kulvara sokacak bizim spor dünyamızı. Biz bunun semeresini ve neticelerini en kısa süre içerisinde almaya başlayacağız. Bu süreyi ben rahatlıkla, yani 5 yıldan itibaren almaya başlayacağız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O kadar keyfi yönetimlerin elinde ki, yani ben de yani geçmiş yıllarda bir amatör spor kulüp yöneticiliği de yaptığım için o dünyayı biraz daha yakinen de tanıyoruz. Maalesef hesap vermeyen, şeffaf olmayan, ondan sonra milletin ve vatandaşın paralarının da doğru düzgün kullanılmadığı, hatta istismar edildiği bazı durumlar olabiliyordu ve vardı. Bunun önüne geçiyor. Ayrıca getirdikleri kurallarla şimdi bu futbol dünyasında artık hep yabancı futbolcular olmaya başladı. Bu defa yeni yetişen genç çocuklarımız, spor yapmak isteyen, futbol oynamak isteyen veya başka sporlara da gönül veren gençlerimizin de önünü açacak bir kanun gerçekleşti. O bakımdan hem sporcu sayısı artacak, hem de bizim kendi gençlerimizin, çocuklarımızın önü biraz daha fazla açılacak. Ve inanın bunu gerek Avrupa kupalarında, gerek dünya kupalarında veya her platformda ve hatta olimpiyat müsabakalarında biz 5-10 yıl içerisinde çok güzel neticelerini alacağız. Yasanın en önemli maddelerinden bir tanesi aslında hep tartışılır kulüp borçları ve bu kulüp borçlarında kulüp yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu yoktu aslında, ama bu yasayla birlikte kendi dönemlerindeki borçlanmalardan aslında sorumlu olacaklar. Buna ilişkin nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi tabii dernekler kanuna tabiydi ve yani gerek özel borçları kulübün, gerekse işte vergi borçları, sigorta borçları gibi hususlar ortada kalıyordu. Ve bunlar hacize uğruyor, hiçbir sorumluluğu olmayan kişiler mağdur olabiliyordu. Ve asıl borçlanmayı yaptıran kişiler de bir yolunu bulup adeta kaçıp gidiyordu ve kulüp ortada kalıyordu. Şimdi artık şahsi sorumluluk da gelecek. Öyle keyfi borçlanmaya da gidemeyecek. Kulübün imkanları, mali gücü nispetinde belli bir oranda borçlanma, ancak bunun da sorumlusunun kim olduğu, ileride kiminle muhatap olunacağı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyle kimse keyfi borçlanma yapamayacak. Kişi holding patronu
Yani neredeyse kendi şirketindeki çaycının hizmetlinin parasını doğru düzgün ödemez ama kulübün parasını hoyratça harcayabiliyorlardı. Bu menajerlik sistemine de bir çeki düzen geliyor. O da kurumsal hale geliyor. Arada bir sürü o hava parası dediğimiz şeyler de ortadan kalkacak. Her şey yasal, denetlenebilir, şeffaf bir hale getiriliyor. O bakımdan Türk sporunun önü daha da açılmıştır. Efendim, meclisten aslında geçen önemli kanunlardan bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin birlikte hazırlamış olduğu seçim kanunu teklifiydi. Seçim kanunu teklifi de meclisten geçti. Ona ilişkin de Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü bazı maddelerin iptali için. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisten çıkıp da Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etmediği bir kanunu ben hatırlamıyorum. Artık onu rutine döndürmüşler. Şimdi her şeye karşı çıkılmaz. Ya bu spesifik örnekleri verdik, spor yasası ama şimdi seçim kanununda da kendi kendilerine çelişkiye düşüyorlar. Baraj nispeti %7'ye düşürüldü. Bir de hangi parti ne kadar oy alırsa aldığı oy nispetinde temsil imkanı bulacak. Yani ittifaklara sığınarak bir faydalanma imkanı olmayacak. Çünkü bu demokrasiyi de sakatlayabilen bir durum da söz konusuydu. Şimdi hukukta bir söz vardır. Yani hiçbir kanun mükemmel değildir yeryüzünde. Mutlaka daha iyisi vardır. Seçim kanunları da Türkiye biraz önce de bahsettim. Demokratik seçimlerini en iyi yapan, en tecrübeli ülkelerden biri. Gerçekten bakın, Amerika'daki seçimleri izliyoruz değil mi? 3 ayda seçim sonuçlandıramıyorlar. Avrupa'daki işte Almanya'nın, bilmem Lüksemburg'un, Belçika'nın vesaire bir takım, Hollanda'nın seçimlerine bakıyoruz. Seçimler 2 ayda ancak neticeleniyor. 6 ayda hükümet kuramıyorlar. Kursalar o hükümet 2 ay, 3 ay, 5 ay sürüyor, sürmüyor. Türkiye siyasi istikrarını temin etmiş bir ülke. Yani o Amerika'yı, Batı Avrupa'nın ülkelerini artık gözümüzde büyütmeyelim. En son Amerikan seçiminde Beyaz Saray'ı bastılar. Evet. Bu nasıl bir kaostur ki ne hale düştüklerini görelim. Yaptıkları seçimlerde seçtikleri insanlar bu ülkeyi nasıl yönetiyor, yönetmiyor, bazen şaşıp kalıyoruz. Hani bir güç vehmediyorsun ya, daha bir ciddi bir devlet yönetimi olur diyorsunuz veya daha ciddi bir seçim gerçekleştirirler diyorsunuz. Ancak o mümkün olmuyor. Bu bakımdan bu seçim kanununda önümüzdeki seçimleri daha adil, daha eşit, hakkaniyetli, hani Sezar'ın hakkı Sezar'a misali, herkesin hakkını alacağı bir seçim düzenlemesi yapılmıştır. Efendim, bu noktada seçim kanunu teklifi, daha doğrusu teklif yasalaştıktan sonra Millet İttifakı içerisinde bir arayış da söz konusu olmaya başlandı. İşte bu noktada ittifak içinde ittifak arayışları var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biliyorsunuz bir masa kurdular. Altılı, 6 artı 1 deniyor. O Ümit Besen'in meşhur şarkısı vardı. Kırık Masa şarkısını da hatırlatıyor. Şimdi bu seçim kanunuyla birlikte, yani birbirlerine çok fazla tutunma imkanları da kalmadı. Bir de 6 benzemez. 6 parti ve lideri de farklı farklı amaçlar içerisinde ve hepsinin de bir hırsı söz konusu. Belli bir ilkelerde, fikirde, işte birlik yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Toplanıyorlar. Toplanıyorlar, yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Ortaya bir netice çıkmıyor. Bir öneri, bir proje, bir teklif de ortaya koyamadılar. En son galiba 28 Şubat'ta yaptıkları toplantıda bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri
millete, seçmene yayınlanan bir bildiri değildik. Amerika'ya, Avrupa'ya taahhütte bulundular. Avrupa Birliği müktesebatına uyacağız, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyerek Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin neler istediği belli. Ülkenin milli birlik ve beraberliği doğrultusunda, kalkınması yolunda ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere en küçük bir not bile değinmediler, dile getirmediler. Dolayısıyla bunlardan ne köy olur ne kasaba. Şimdi de yarın toplanıyorlar herhalde, 24 Nisan. Hem de böyle ilginç günleri seçiyorlar ne hikmetse. Hadi 28 Şubat'ı tesadüftür diyelim. Ama 24 Nisan da bir, evet. Yani Ermeni sözde soykırım iddialarının yoğun olduğu gündemle toplandığı bir şeyde yine bunlar zelil bir şekilde Avrupa'ya ve Amerika'ya mesaj vermek için o günü topluyorlar. Acaba bundan sonra toplantılarını hangi gün yapacaklar, doğrusu ben çok merak ediyorum. Yani yine kendilerine göre bir ilginç gün seçeceklerdir. Bunlar tesadüfi değil. Bunlar biliyorsunuz yabancı büyükelçilerle içli dışlı olmuşlar. Yabancı ülkelerden destek ve himmet bekliyorlar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında ülke işgale uğradığında İngiliz mandacıları, Amerikan mandacılarının olduğu, bunlarla işbirliği yapanlar olduğu gibi tıpkı Kuvayi Milliye karşı İngilizlerin telkinleriyle Kuvayi İnzibatı'yı, milli mücadeleyi Anadolu topraklarında boğmaya çalışmaları ve isyanlar çıkartmaları gibi gayrimilli bir tutum içerisindeler. Zaten dünyadaki siyasi gelişmelere de baktığımızda aslında mücadele ve yarış milli olanlarla bu küreselciler arasında cereyan ediyor. Bu altılı masa ve çürük masa, altılı masanın altında göstermekten kaçındıkları HDP var. HDP demek PKK demek. PKK bir terör örgütü. Ondan sonra FETÖ var. Ve bunlar zaten emperyal ülkelerin güdümündeki bir takım taşeron terör örgütleri. Dolayısıyla bu başta CHP olmak üzere bu altılı masayı teşkil edenlerin hepsi de maalesef hem terör örgütleriyle işbirliği yapıyorlar, hem de emperyalist devletlerle, onların verdiği suflelerle hareket ediyorlar. Hatırlarsanız en son yaptıkları bir bildiride İçişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu bildiriyi hangi büyükelçiyi onaylattı diye kulaklarıma inanamadım. Yani gerçekten inanmakta zorluk çektik ve sonra anlaşıldı ki ve maalesef bunu da yapmışlar. Söylemlerine filan baktığımızda yani her milli meseleyi baltalamaya çalışan, bazen düşman ağzıyla konuşan, hatta düşmanların bile açıkça dile getiremedikleri sözleri sarf ettiklerini görüyoruz ki bu hiçbir zaman bir siyaset veya ülkeye hizmet değildir. Şimdi Kılıçdaroğlu belki de en az 40 defa değişik zamanlarda, değişik ortamlarda Türkiye'de can ve mal güvenliği yok, yatırım yapılamaz, yatırım yapılmasın konuşmaları yaptığı çağrılarda bulundu. Peki bu kime hizmet eder bu? Yabancılara hizmet etmez mi? Bu ülkeyi kötülük değil midir? Onun dışında efendim Suriye'de terör örgütleriyle bir mücadele yapmak zorundayız, tezkere çıkıyoruz. Bir CHP sözcüsü çıkıyor ki efendim diyor Türkiye Suriye'de işgalci diyor. Affedersiniz bu söylenecek söz mü? Efendim işte diyor korsan devlet diyor bir başka sözcüsü. CHP'liler söylüyor bunları. Kılıçdaroğlu ve sözcüleri. Onun dışında bir mavi vatan doktrinimiz var. Ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı koruyoruz. Bir CHP'nin dışişleri sözcüsü var, büyükelçilikte yapan kişi, Çevköz. O bile Türkiye diyor Doğu Akdeniz'de çizgiyi aştı diyor. Ya bunu düşman söyleyemiyor ya, sen nasıl söylersin, nasıl bir zillettir bu? Efendim Libya ile bir
anlaşma yapıyoruz. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ve askeri işbirliği anlaşması. Orada da yine bir CHP diyor ki efendim Türkiye diyor Libya'da diyor lejyonerdir diyor. Şimdi lejyoner biliyorsunuz Fransa paralı asker demektir. Öbürü ordu satılmış diyor filan. Hepsini topladığımızda bunların yaptığı resmen Türkiye düşmanlığı. Yani bunun biz demokratik siyasi muhalefetle uzak yakın alakası olamaz. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldığımız her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin yararına olan milli meselelerinde hiçbir çıkar gözetmeksizin, hiçbir pazarlık ve hesabın içinde olmaksızın mutlaka olumlu katkı vermişizdir, destek vermişizdir. O bakımdan Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi de maalesef bu demokratik siyasette, demokratik muhalefet görünümlü bir takım yıkıcı yapılardır, tutumlardır. Efendim muhalefet nasıl yıkıcı olur? Nasıl engellesin? Yani ülkeyi yöneten iktidarlar değil midir denilebilir. Fakat bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 2021-29 Ekim'inde İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Vaktimiz varsa bir dakikada bir özetlemek istiyorum bunun serencamını. 2005'te zamanın Kültür Bakanı açıklamıştı. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi fiziken yetersiz ve çürük raporu verildi. Biz bunu yıkacağız, yenisini, daha iyisini yapacağız denildiğinde bu CHP hop oturup hop kalktı. Efendim Atatürk'ün adını kaldıracaklar. Efendim AVM yapacak. Türlü türlü mahkemeler, mimar mühendis odaları devreye girdi. Şu bu derken 2018 Şubat'ında ancak yıkılabildi. 2005 ile 2018 arasında 13 yıl zaman kaybı var. 2019'da temeli atıldı. 2021-29 Ekim'inde Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir dünya çapında bir kültür eseri ortaya konuldu. Peki neymiş? Muhalefet gerektiğinde yıkıcı olabiliyormuş. Türkiye'ye zaman kaybettiren bir tutum içerisinde olabiliyorlar. Ancak milletimiz de tabii bütün bunları da görüyor. Ve bu yıkım ekibine de geçit vermeyecektir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi yapım ekibidir. Ve yolumuzda şaşmadan yürüyeceğiz. Peki efendim çok teşekkür ederim aktardığınız değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haber nöbetimizde yayın konuğumuz oldu. Birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını, bundan sonra çalışmalar nasıl ilerleyecek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faydalarını ve yine elbette ki gündemdeki konulara, 2023 seçimlerine, Cumhur İttifakı'nın yol haritasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haber nöbetimiz devam edecek. Yine yanımda çok değerli bir konuğum var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kamil Aydın. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun efendim. Önemli bir gün aslında, kurtuluş mücadelesinde en önemli safhalarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve çocuklara armağan edildi. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılı hem de çocukların özel ve güzel günü. İlk önce kısa bir değerlendirme alalım günün anlam ve önemine ilişkin, ardından da hem siyaset başlıklarını birlikte değerlendirelim. Evet, yani bugün mutluyuz, bahtiyarız. Çünkü gerçekten 102 yıl önce milletin azim ve kararlılığıyla bir meclis kuruldu. Bir cuma günü, cuma namazını müteakiben dualarla meclise yürünerek, yani 115 kişilik bir grup Anadolu'nun Rumeli ve Anadolu Müdafaa Cemiyeti topluluklarının bir araya gelmesiyle bir halkın azminin ve kararlılığının bir stratejik yapıya dönüşmesinin günü olarak kabul ediyoruz. Bu gerçekten dünya demokrasilerine baktığımızda çok ayrıcalıklı bir meclis olduğuna çok rahat, net bir şekilde tanıklık ediyoruz. Şöyle ki
bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi malum devleti kuran, bağımsızlığa götüren bir meclisin adı. Halbuki diğer demokrasilere baktığımızda aslında devlet kurulur, devlet meclisi, devletten meclise doğru, parlamentoya doğru gidilir. Dolayısıyla bu özelliğiyle gerçekten çok eşsiz bir yapıya sahip, halkın iradesi aynı zamanda milli mücadelenin iradesine dönüşüp bağımsızlığa giden bir yolun gerçekten karar alıcı mekanizmasını oluşturan bir meclisten bahsediyoruz. Allah'a şükür bugünlere kadar da güçlü bir şekilde geldi. Gazi Meclisi oldu. Maalesef iki defa böyle bir gazilik unvanı aldık. Bunun birine ben de tanıklık ettim. 15 Temmuz 2016 yılındaki o hain FETÖ darbesiyle, girişimiyle. Dolayısıyla bizim meclisimizin gerçekten çok önemli bir hassasiyeti var. Yani Gazi Paşa'nın daha sonra meclisimizin bir bayrama dönüşmesi, ulusal egemenliğin simgesi haline getirilmesi, daha sonra akabinde belirli bir süre sonra çocukların da çok önemli bir günü olduğuna ve iki bayramın, çocuk bayramıyla milli egemenlik bayramının birleştirilerek ulusal egemenlik ve çocuk bayramı şekline dönüştürmesi de ayrıca meclisimizi taşlandıran bir güzellik olduğu kanaatindeyim. Efendim biraz siyaset diyelim. Aslında dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamaları oldu. Hem 23 Nisan'ı kutladı hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ay boyunca elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesildi konutunun ve buna ilişkinde MHP lideri Devlet Bahçeli çok önemli bir ifade kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyor olmaları bile zillettir dedi MHP lideri ve yine tepkisini sürdürdü. Milletimiz onları karanlığa mahkum edecektir ifadesinde kullandı. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim bu sivil itaatsizlik provokasyonu da aslında? Yani tabii Genel Başkanımız çok net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Millet adına söyledi. Çünkü milletimiz bu tür davranışlardan rahatsız. Yani biz gerçekten demokrasiyi içselleştirmiş bir yapıya sahibiz. Nedir demokrasi? Kurul ve kurallarını dikkate aldığımızda. Yani topluca gerçekten birlikte kurallı yaşama rejiminin adıdır. Dolayısıyla burada kuralları ihlal ederek, gevşeterek ya da sivil itaatsizliğe götürerek inanın insanlarımıza çok doğru mesaj vermiyorsunuz. Bu Allah korusun kaos arayışıdır. Yani bunu Kılıçdaroğlu ilk defa yapmadı. Hatırlarsanız hak, hukuk, adalet mantığıyla hareket edip milleti sokağa döküp ta İstanbul'a kadar hadi yürüyelim dendi. Daha sonra soğanı, patatesi, şunu bunu sokağa dökerek yine bir yine sosyal bir efendim patlama arayışı içerisine girdi. Bunun en son provasını yine bakıyoruz. Gerçekten işte elektrik bağlamında yaşadık ama bu çelişkiler yumağına dönüştü. Yani bir taraftan siz şimdi Türkiye'de şimdi bakınız demokrasi yönetim olarak irdelediğinizde bir mahalli bir de genel yönetim olarak algılarsınız. Şimdi Türkiye'de %65 civarında bir mahalli idarelere hakimsiniz. Dolayısıyla mahalli idareler de halkın sorunlarına çözüm üretme noktasında sorumluluk taşıyorlar. Peki o zaman Urfa'da bedava elektrik vereceğin vaadinde bulunduğunda daha sonra çark edip aynen şimdi faturadaki gibi. Şimdi çark edildi faturasını biz ödeyelim o ödemeyeceği anlamında olmazmış da halka bir mesaj vermiş. Efendim duygularını paylaşmış. Çektiği sıkıntıya ortak olmaya çalışmış. Ama yani 100 bin liralık bir otel odasında kısa bir efendim çekim yapmanın bu durumu izah edecek bir örnek olmadığını açıkça bu millet görüyor. Genel Başkan onu işaret ediyor. Bu millet sizi zifiri karanlığa gömecek demekle bunu kastediyoruz biz. Peki siz yani Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere işte Adana'yı katıyorum, Antalya'yı katıyorum, Mersin'i katıyorum. Burada belediyeler var, yerel yönetimlerde hakimsiniz. Peki elektrik gerçekten bugün Türkiye'de bir fiyat artışlarından dolayı dünyada gerçekten böyle bir kriz söz konusu. Biz de bundan etkileniyoruz çünkü enerjinin ağırlıklı olarak ithal ikameli olduğunun kanaatindeyiz biz biliyoruz açıkça. Tamam buna rağmen bir kriz mi peki? Ulaşım da bir kriz. Ulaşıma %40 zam yapıyorsunuz belediyeleriniz yapıyor. Ya da ne olur belediyelerinizin bütçesinden yani evini ışıksız bırakacağına yani bizim gönderdiğimiz kandillere muhtaç olacağına yani belediyelerine söyle halkın enerji tüketimine katkıda bulunsun. Bu kadar basit. Ya da halkın diğer sorunlarına çare olsun. Mesela ulaşımına çare olsun. Su fiyatlarını artırmasın. Yani burada sen üzerine düşeni muhalefet olarak ve gerçekten mahalli idarelerde %50'nin üzerinde bir bölgeye hakimiyetine rağmen zerre kadar millet adına, milletin sorunlarının çözümü adına bir hamle yapmıyorsun. Ama
Milleti sokağa çekme. Bu 80 öncesi bu taktikleri biz yaşadık, gördük. Öfkeler Allah korusun. Bilmek. Tabii bir acit propaganda diyorlar buna. Ajitasyon yaparak, propaga ederek halkı sokağa çekme. Allah korusun, Türkiye artık bu süreci geçti. Buraları atlattık. İşte onun için Genel Başkanımız 15 Temmuz sonrası acilen Türkiye'nin çok güçlü bir yönetim şekline dönüşmesi lazım. Bu tehlikeleri gördüğü için, bu riskler o günden işaretlerini veriyordu. Yani sokak hareketleri olacak, mecliste efendim tutarsız bir yapı oluşacak. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Günler süren, aylar süren toplantılar, karar alınmayacak falan filan olacak. Ve kaos büyüyecek. Ondan sonra hadi kanlı ya da kansız, seçimle ya da başka bir şekilde, bunu CHP zaman zaman telaffuz ediyor malumunuz. Efendim bunlar gidecek. Ne demek yani, seçimle ya da başka bir şekilde? Demek ki başka bir şekil özlemi de söz konusu. Hala bu hayaller var. Tabii Kılıçdaroğlu buradan gerçekten ucuz siyaset peşinde. Yani çadırda Kızılay nerede diyen bir insanın, efendim ben size işte Urfa'da belediyeyi bana verin, ben size elektriği bedava vereceğim diyen Kılıçdaroğlu'ndan, bugün de elektrik faturamı yatırmadım. Ben burada sivil itaatsizlik değil, halkın duygularına tercüman olma, ama halk buna aldanmaz yani, sizi zifiri karanlığa mahkum edecek. Çünkü halk biliyor 100 bin liralık bir geceliğine verdiğin otelde yaptığın yayını, gördü bunu. Burada inandırıcı olamazsınız yani, mümkün değil. Aslında tek tepkide, yanıtta Millet İttifakı ortağı Meral Akşener'den geldi. Dilerse ben ödeyebilirim dedi, bir nevi de tiye almış oldu. Yani o zırvanın tevili diyelim. Yani yapılan şeyin bir zırva olduğunu, siyaset adına gerçekten çok temelsiz, çok tutarsız bir hamle olduğunu, bunu tevil etmeye çalıştı, bunu düzeltmeye çalıştı. Ama bu milletin siyasi feraseti bunu yutmaz. Yani gerekli cevabı verecek sandıkta inşallah. Seçim kanunu meclisten geçti, yasalaştı ve ardından da Millet İttifakı'nda bir telaş söz konusu. Adayları henüz belli değil, ancak seçim kanunu teklifinin maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne de başvurdular. Hem adaylık üzerinden, adaylarını belirleyememeleri üzerinden, hem de bu iptal başvurusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tipik CHP tavrı. Allah aşkına, bugüne kadar Türkiye'nin lehine alınan büyük kararların hangisini AYM'ye götürmedi ki? Ben hemen bir çırpıda birkaç tane sayabilirim mesela. Daha önceki seçim kanunları, hatırlayın başörtüsü yasağının kaldırılması. Bunları hemen behemahal Anayasa Mahkemesi'ne götüren bir CHP var. Şimdi karar almaları çok zor. Yani ilkesi olarak, bakın ittifaklar ilkeler üzerine kurulur. Biz mütemadiyen söylüyoruz. Cumhur İttifakı aleni, açık, halktan gizlediği, sakladığı bir şey yok. Bir ilkesel tavır koyduk ortaya ve ülkenin âli menfaatleri noktasında biz ortak hareket edeceğiz dedik ve ertesi gün Genel Başkanımız, hatırlayın, ta 1,5 yıl önce dedi ki Cumhurbaşkanı adayımız bellidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim de adayımız dedi. Hiçbir pazarlığa, hiçbir dedikoduya, hiçbir efendim böyle yalpalamaya mahal bırakmadan, açık bir alan bırakmadan. Şimdi Allah aşkına, ilkesel bir ortaklık olmayan bir yapıda, 6+1 yapısında, ki paydaşlar çoğalacak belki yarın öbür gün, yine nüansları çıkacak. Şimdi bunların daha 3 cümle kurarken bir gaf yaptıklarını tanıklık ediyoruz. İşte Gültekin Uysal'ın, hatırlayın, gafını hatırlayın. Yani son 20 yılda hükümette bulunmama şartı demesiyle bir anda masanın ikisini ekarte etti. Şimdi yani böyle bir tavır içerisinde ortak bir, bırakın adayı, ortak bir söylem oluşma bile imkansız. Dolayısıyla bunların ortak bir adayda mütabık olmaları, olsalar dahi oluyor gibi görünecekler. Yarın öbürsü gün seçim saati mahalline girildim ya da Allah korusun yani seçimi kazandıklarını düşünün. Bunlar icraatta nasıl bir ortak tavır sergileyip nasıl bir eylem planı oluşturacaklar? Masa altındaki ne kadar müsaade edecek bunlara? Çünkü yani en büyük virtüöz orada. Yani sufleyi alttan veriyorlar. Bir de elçiler iddiası var. Yani bu ittifakın, benzemezlerin dışarıdan da kontrollü söz konusu. İçeride de masa altında bir efendim bunların vazgeçilmesi ama halktan sakladıkları bir HDP gerçeği var. Şimdi HDP'nin evet diyemeyeceği bir şeye bunların evet demesi bir şey ifade etmeyecek. Elçilerin evet diyemeyeceği bir şeye bunların evet demesi bir şey ifade etmeyecek. Dolayısıyla bu kaotik kararsızlık süresi, düzeni Millet İttifakı'nda devam edecektir kanaatindeyim. Efendim, bu noktada yine Saadet Partisi Genel Başkanı ittifak içerisinde ittifak olabileceğini söyledi. Bu aslında biraz da şöyle anlaşıldı. HDP'yi gizlemeye dönük bir hamle gibi
aktarıldı. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten olabilir mi bu? Hayır, şöyle olabilir tabii ki. Burada amaçlar ortaya çıktı. Bunların amaçları gerçekten Türkiye'nin âli menfaatlerine, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik efendim oluşturdukları siyaseti icra etme beklentisi değil. Bu ifadeden, yani ittifak içerisinde ittifak arayışının okuması şudur. Burada bizim amacımız üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Hedef gerçekten genelde Cumhur İttifakı'nı sekteye uğratmak, özelde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını engellemek. Bunu Biden çok açık ve net bir şekilde ya da Amerika'daki senatörler çok açık net bir şekilde işte sizlere ulaşan bant kayıtlarında çıktı ortaya, ifade ettiler. Dolayısıyla bunlar da birileri adına bu misyonla görevli oldukları için gerçekten buradan çok somut bir şey, ülke yararına bir şey çıkacağı kanaatinde değiliz. Amaç burada bağcıyı dövmek. Yani Türkiye'yi tekrar istikrarsız bir yönetime sürüklemek. Özellikle Cumhurbaşkanımızı efendim Cumhurbaşkanlığından edip Cumhur İttifakı'yla çok hızlı bir şekilde mesafe kat eden bir istikrarlı ülke yönetimini sekteye uğratmak. Açık ve net söylüyoruz. Bu çok belli beyan. Dolayısıyla bunu yapacak her türlü oluşum içerisinde oluşum, matruşka bebek misali, oluşum içerisinde oluşum, küçük küçük nüanslara dahi bölmeyi göze alıyorlar kanaatindeyiz. Bunu da açıkça görüyoruz. Efendim, son olarak silahlı kuvvetlerin terörle mücadelesi sürüyor. Bu noktada sınır ötesi operasyonlar söz konusu. Pençe Kilit operasyonunu nasıl değerlendirirsiniz gelinen aşamada? Yani kahramanlarımız tarih yazıyorlar, malumunuz. Tabii ki bir yanımız buruk, içimiz yanıyor. Yani dün gece geç saatlerde yine şehit haberleri aldık. Hem Pençe Kapan'da hem de efendim sınırın öte tarafında Suriye kanadında, yani hem Irak kanadında hem Suriye tarafında mücadele devam ediyor. Gerçekten olağanüstü, dünyaya yani savunma dersleri verdirecek bir takım hamleler yapıyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın ifadesiyle artık o kandili sönecek, kandil olmaktan çıkacak. İnşallah şanlı bayrağımızı oraya açık ve net bir şekilde dalgalandıracaklar. İnşallah terörün meclisteki uzantılarına da baktığımızda büyük bir panik içerisinde olduklarını görüyoruz. Çünkü saldırganlıkları artıyor. Allah'ın izniyle bitme noktasındalar. İşte siyaseten can suyu vermeye çalıştıkları bu süreç, 2023 süreci çok önemli. İnşallah, çünkü bizim Cumhur İttifakı'nın ana aksı, yani ilkesel birlikteliğinin ana gövdesini oluşturan terörün artık bu ülke gündeminden tamamen çıkarılması. Bu konuda Genel Başkanımızın da, Sayın Cumhurbaşkanı da kararlılığı çok üst düzeyde. Bu da onun bir kanıtı. Bu aziz mübarek günde o yavrularımız orada can siperhane mücadele ediyorlar. Ne için? Vatanın, milletin, bayrağın, devletin bekası için yapıyorlar. Peki fezlekelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ne zaman gelecek? Bazıları genel kurula geliyor ama bazıları hala beklemede. Nasıl bir süreç işler efendim? Vallahi biz bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi olarak tavrımız net. Genel Başkanımızın açık ifadeleri var. Bir an önce biz teröristlerin bu çatı altında, açık ve net söylüyoruz, barınmasını istemiyoruz. Bunu söylerken inanın böyle bir hani kendi düşüncelerimiz değil, milletin bizden talepleri olarak söylüyoruz. İşte görüyorsunuz, şehitlerimiz var, canımız yanıyor. Gencecik evlatlarımızı toprağa veriyoruz. Dolayısıyla buna İçeride kayıtsız kalıp gerçekten hala dolaylı ya da doğrudan PKK'nın sözcülüğünü yapan yapıların bir an önce efendim derdest edilip hukuka teslim edilmesi kanaatindeyiz. İşte malum en son teröristlerin isimleri çıkan terörist milletvekilinin nerelerde izine rastlandığını tanıklık ettik. Dolayısıyla bunların birbirinden farkı yok. Hepsinin devşirilip beslendiği, talimatlandırıldığı bir kandil mekanizması var. İnşallah öncelikle fiziki olarak kandilin yok edilmesi, akabinde kandilin ete kemiğe bürünmüş hali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki HDP'nin, işte bakalım Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, bu partinin bir an önce kapatılması lazım. Daha fazla zarar vermeden bu ülkeyi yok etmedi. Savunmasını verdi Anayasa Mahkemesi'ne. Evet. Bu konuda değerlendirmeniz ne olur? Yani bakalım. Yani inceleyecekler. Artık sözlü bir savunma alacaklar. Yazılı şeyi olarak baktı, incelediler. Ama tabii oranın yapısı da bizi birazcık düşünmeye sevk ediyor. İnşallah aziz milletimizin maşeri vicdanında beklenti haline dönüşen karar alınır. Yani eğer bir Türk mahkemesi ise, eğer bu milletin mahşeri vicdanının bir nevi hukusal temsilcisi ise,
biz kapatılmasına yönelik bir karar çıkacağı kanaatindeyiz. Efendim aslında bütün siyasi konuları konuştuk ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyorsunuz siz de. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Biraz daha eğlenceli anlardan bahsedelim. Yani çok eğlenceli anımız olmadı. Malum 25. Kavga görüntüleri görüyoruz. Tabii, hayır, biz takip ediyor. 15 Temmuz sürecinde de yani o süreci de yaşadık. Akabinde çok hızlı gelişmeler ama belki iyi bir anı olarak söyleyebileceğimiz tek şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin hakikaten ileride gerçekten Türk siyasi tarihine not düşecek bir olay olduğunu kanaatini taşıyorum. Buna da şahitlik etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Yani bu yönüyle tabii mutluyuz ama öyle bizi güldürecek, sevince boğacak gerçekten görüyorsun işte sıkıntılar yumağı içerisindeyiz. Aklıma gelen öyle bir çok bir tatlı bir anı yok gibi. Hı hı. Ama bir bahtiyarlık var tabii ki. Vaktimiz varsa ben bir soru sorayım. Efendim Bursa ve İstanbul'da saldırılar söz konusu oldu ve bu saldırılar sonrasında da Adalet Bakanı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştirisi söz konusuydu. Bir kınama mesajı yayınlamadı, yanımızda olmadı diye bir eleştirisi söz konusuydu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Olmaz ki, masaaltı müsaade etmez ona. Onu ancak Yozgat'ta söyler ama Ankara'ya geldiğinde özür beyan eder, özür diler. Yani bu ikircikli davranışlarına tanıklık ediyoruz. Öncelikle o İçişleri Bakanı'nın bir milletvekili üzerinden, bir temsilci üzerinden efendim hazırlanan o altılı masanın metnini bir büyükelçiye redakte ettirdiğine dair iddialarına cevap versin. Önce ona bir cevap versin. Henüz ona cevap gelmedi. Değil mi? Evet. Yani, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun cevapsız bıraktığı o kadar çok mesele var ki. Burada tabii siyasette gerçekten tutarlılık çok önemli. Ya olduğun gibi görüneceksin ya göründüğün gibi olacaksın. İkircikli olmuyor. Yani karakolda farklı, mahkemede farklı bir tavır içerisinde. Bu da milletin gözünden kaçmıyor. Yani bir akşam söylediğini sabah tekzip ediyor. Yani yalanlar yumağına Türkiye'yi boğmaya çalışıyor. Mesela FETÖ temsilcisiyle bir muayenehaneden telefonla görüştüğüne dair iddialar var. Bunlara da cevap vermiyor. Yani dolayısıyla böyle bir muhalif siyasetin güvenilirliği de yıpratıyor milleti. Yani karar noktasında insanımız gerçekten açık ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun zikzakları konusunda onun için üçüncü şahısları gündeme getiriyorlar. Yani bir bakıyorsunuz ki hiç alakasız yerel bir yönetici, çok başarısız bir yönetici, İstanbul'un anasını ağlatmış bir belediye başkanı, yani mahalli idareleri dışında her şey yapmış. Yani yaz kış turizmine katılmış, efendim halkın hiçbir sorununa çözüm üretmemiş ama Cumhurbaşkanlığı adaylığına adı geçiyor. Bu niye? Bu işte Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin gerçekten müthiş bir eksen kayması içerisinde olduğunu, söylemden kopuk davranışıyla söyleme arasında çelişkiler yaşadığının açık ve net ifadesidir. Bu sadece hangi terör olayımızı lanetledi ki YPG, PYD terör örgütü mü bize mi saldıracak diyen bir adamdan ben İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir protesto şeyini, telinini beklemiyorum zaten. Çünkü onlarla verilmiş sözleri var. Biz tezkerede bizatihi yaşadık. Bakmayın yani kandili yerle bir ederim diyor ama kandili yerle bir etmeye çalışan bugünkü pençe kapan operasyonunun Allah aşkına siyasi kararlılığı nereden çıktı? Tezkereden çıktı. Biz o tezkereyi bir uzatmasaydık bu operasyonu yapabilir miydik? Yapamazdık. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu bu tezkereye niye evet demedi? Şimdi ben aracılığınızla Yüce Türk Milleti'nin mahşeri vicdanına sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş gerçekten vatansever insanlara sesleniyorum. Görsünler bu çelişkiyi. Yani tavşana kaç tazıya tut politikası olmaz. Bu ülkede hem HDP'yi hem de Atatürkçüleri, milliyetçileri, vatanseverleri memnun edemezsiniz. Çünkü ikisi çok farklı, birbirine zıt kutuplar. Biri cumhuriyetle hesaplaşmayı amaçlamış bir siyasi yapı, terör örgütüne sırtını dayamış. Öbürü ise hala Mustafa Kemal'in emaneti, parti değerlerine inanan bir yapı. Bunların ikisini barıştıramazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu maalesef böylesine ucube bir misyonla görevlendirilmiş. Maalesef. Çok teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgi için. Çok sağ olun. Sağ olun. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim sizlerin de efendim. Evet, Dilara Özler MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kamil Aydın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayın konuğumuzdu. Sözü yeniden sana bırakın.